Yasak bence faydalı bir şey değil ya. Biraz kontrollü bir şekilde normal sosyal hayatımızı sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Beni içeriye koyuyorlar. Aşağı iniyorum, polis yukarı çıkıyorum. Avrat bıktım vallahi. Yeter gari. Yasakta evde durduk. Bir şeyler yaptık, namaz kıldık, oturduk, kalktık, torunlarla oynadık. Faydalı olmaz mı? Yasak sürecinde evde ders çalıştım. Gayet de faydalıydım. Memnunum yani. Kısıtlama süresince ne yaptınız? Sizce faydalı oldu mu? Faydalı oldu. Evden dışarı çıkmadık. Dikkat ettik. Dokunduğum her yerde elime kolonya sürdüm. Dezenfektan kullandım. Herkes benim gibi dikkat etse virüs biter yani, azalır. Yasak tabii ki faydalı oldu ama ben şöyle söyleyeyim. Hani 2-3 hafta bir kapanma bekliyordum. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere. Bunun için zaten genel olarak evdeydik. Kayseri'nin durumuna baktığımızda zaten her şey ortada. Hani ben genel olarak şöyle söyleyeyim size. Yani yasak faydalı oldu diyebilirim yani genel olarak. Hafta sonu yasaklarında evde kaldım. Ya bir kere hafta sonu yasaklarında ben yasağın sadece 2 günde veya 3 günde sınırlı kalmasını istemiyorum. Bir 10 gün olabilir, 15 gün olabilir. Yani kökten çözülürse, günde artırılırsa o şekilde yararlı olacağını düşünüyorum. Bence faydalı oldu tabii ki. Çünkü insanların daha çok toplumla gezmesine, nasıl deniyor ona? Daha çok gezmesine önlem alındı. Yani haberlerde görüldüğü gibi azalma gösteriyor. Evdeydik. Bence oldu. Genelde evdeydim yani. Kısıtlama sürecinde evimizde kaldık. Dışarıya çıkmamaya, mesafemize uyduk. Yani temizliğimize, hijyenimize uyduk ve çok da faydalı oldu. Ve faydalı olmaya da yarıyor yani. Çünkü kendimizi korumamız lazım. Tedbirimizi almamız lazım. Hani biz kendimizi koruduğumuz gibi diğer insanları da korumamız lazım. Oldu tabii ki, evimizde kaldık sağlığımız için. Olmaz olur mu? Ben insanların kurallara çok riayet ettiğini düşünmüyorum. Tabii evde olmak her zaman insan sağlığı için, yani küresel bir salgın yaşadığımız için evde olmak herkesin sağlığı için çok daha önemli ama insanların buna çok fazla riayet ettiğini görmüyoruz. Yani temaslı insanlar bile karşılaşabiliyoruz dışarı çıktıklarına. Bu anlamda keşke herkes kurallara uymuş olsa. Olmaz olur mu kızım, oldu, faydası olmaz olur mu? Evde kalırsan hiçbir şeye bulaşma. Sokakta gezersen benim gibi böyle her yere bulaşım. Hangi basın bu? Sokak ne demek? Hastalık. Hastalık. Dikkat ediyor anneciğim temizliğimize. Geri çık, şimdi otobüsünden geldim ama korka korka indim, korka korka geliyorum. Evdeydim ama ülke geneli için faydalı olduğunu düşünüyorum fakat yeterli bulmuyorum. Çünkü çok fazla salgın olduğu için daha uzun süre kapanmamız gerekiyor. En azından bir 15 gün ki virüsü kontrol altına alabilelim. Ya 2 gün sonuçta, hani çok şey gelişeceğini zannetmiyorum, değişeceğini. 2 günde evdeyiz yani, yapacak bir şey yok. Hep film şuydu buydu diye zaman geçiriyoruz. Kısıtlama süresince ne yaptınız? Sizce faydalı oldu mu? Buradan cuma günü bindim, köyüme gittim. Köyümde annemin babam orada. Sessiz sakince durduk yani. Köye gittik yani buradan. İstanbul'dan geldik. İstanbul'da burada badana yaptık. Badana'dan sonra da böyle baktım 2 gün tatil var. Tatilden sonra da burada Devel'in arabasına bindim. Devel'den de köyüme gittim. Köyde kaldım annemin babamın yanında. Çok güzel bir vakit geçirdik yani. Yani direnmek anlamda fayda oldu tabii. Evdeydim. Evde geçirdim zamanım, zaten herkes gibi zorunluydu. Yani 2 günde hiçbir şey anlaşılmaz ki. Bence faydalı olmadı virüs anlamına soruyorsanız. Tamamıyla yenmek için en azından 20 ya da 25 gün evde tutulmalı ki insanlar bir süre sakinleşsin ortalık. Herkes kendine gelsin. Mutlaka olmuştur ama çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Tam kapanma gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bilimsel bir açıklama var. Diyor ki 14 gün bunun kuluçka süresi. Evdeydik. Evdeydik, televizyon izledik, kitap okuduk, programları takip ettik. Yani çok büyük problem yaşamadık. Alışverişimizi zaten yapmıştık. Yasak sürecinde evde bulunduk genellikle. Saat şey olmuştu, etkili olmuştur. Çünkü kimse sokağa çıkmadığından virüs yayılmaz ister istemez. İşte biz de evde değerlendirdik. İşte kitap okuduk, televizyonlara baktık. Biraz da rahatsızım, ameliyat oldum, ondan şey oldu. Öyle zaman geçirdik. Oldu tabii. Hem de nasıl oldu. Dışarı çıkmıyor. Affedersin, pislik yapmıyor, gezmiyor. Mesafede uzak duruyor. Elimizi hijyenli yapıyor, evimizi yapıyor. faydalı olmaz mı? Yaşsak da evde durduk. Bir şeyler yaptık, namaz kıldık, oturduk, kalktık, torunlarla oynadık. Faydalı olmaz mı? Yasak bence faydalı bir şey değil. Çünkü çok saçma zamanlarda, saçma her yer açık vesaire. Hafta içi her yer açık, hafta sonu 2 gün bizim herhangi bir işimize, ya hastalık açısından herhangi bir şey yarayacağını düşünmüyorum. Fakat benim için verimli oldu. Ben çalışıyorum çünkü. Evdeki işlerimizi yaptık. Yeğenim bendeydi. Market alışverişi falan yaptık. O bahaneyle yürüdük vesaire bir şeyler. Nasıl geçtiğini anlamadım. Benim için sorun yok ama mesela benim babam için sorun var. Yaşlı bir adam. 5 dakika kapının önüne çıktı. Polisler hemen içeri gir falan dediler. Bunalıyorlar içeride. Hani çocuklar çok bunaldılar, çok sıkıldılar. Yasak bence faydalı bir şey değil ya. Biraz kontrollü bir şekilde normal sosyal hayatımızı sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Vallahi hiç faydalı olmadı. Millet virüs diyor ya, virüsler hep dışarıda geziyor. Beni içeriye koyuyorlar. Aşağı iniyorum, polis yukarı çıkıyorum. Avrat bıktım vallahi. Yeter garik. Buna da bir çare buldum garik ya. Aha ileri gidiyorum polis, eve gidiyorum avrat. Bunu aldım, çatladım, bıktım garik. Yasak sürecinde evde ders çalıştım. Gayet de faydalıydım, memnunum yani.